Herkese merhabalar, ben Hafize. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yaptığım kitap alışverişinden bahsedeceğim. Aslında bugün bütün gün vlog çektim fakat vlogun içine kitapları eklemedim. Nedeni ise kitapların daha uzun ve daha çok anlatabilmek için. 3 farklı yerden alışveriş yaptım. 1 Carrefour'dan, 2 Zebrahma'dan, 3 kitap yurdundan. Yani 3 tane farklı yeri inceleyeceğiz. Aslında ilk aldığıma son aldığıma doğru gidersem sıralama doğru olacak. Bu arada buraya eklemediğim, daha doğrusu daha ekleyemediğim 3 kitabım daha var. Onlar kargoda, yani inşallah satıcı kargoya verirse kargoda olacak. Kargodan geldikten sonra onları da bu videonun sonuna ekleyeceğim. O yüzden o kitaplardan hiç bahsetmiyorum ama videonun sonunda muhakkak kitapları da göreceksiniz. Yani bu kadar değil, 3 kitap daha var. Şimdi hızlıca başlayalım. İlk olarak geçen haftalarda Carrefour'a gittik ve Carrefour'da tamamen tesadüfi bir şekilde kitap reyonuna girdim. Normalde Carrefour kitap reyonuna girmem. Pardon, kitap reyonu diyorum. Okul alışverişi reyonunda, okul kısmı reyonunda kitapları gördüm ve kitapların üzerinde 9-17 etiketi yazıyordu. Dedim, pardon, 9 lira 17 kuruş mu bu kitapların fiyatları? Sonra gittim barkod okuyucuda kontrol ettim. Gerçekten 9 lira 17 kuruşmuş. Buradan 2 kitap aldım. Aslında birinin serisi bende vardı. Yani şu an göstereceğimin serisi bende vardı. Hatta o gün kitaplığıma baktığımda keşke bunun son kitabını da alsaydım ama neyse artık almayayım. Çünkü pahalı, gerek de yok dediğim kitaplardan biriydi. 9 liraya bulunca tabii ki aldım. Bu bahsettiğim kitap Green'in 50 tonu kitabının yan serisi demeyeyim de yan kitaplarından biri olan Karanlık kitabı. Bu kitabın ilki bende vardı. Onu da indirimden almıştım Grey'i. Bunu da indirimden aldım. Şimdi birbirlerinin yanına geçtiler. Baby takılıyorlar. En kısa sürede seriyi komple baştan okumak istiyorum. Artık 5 kitaplar. 5 kitabı birden tekrardan okuyacağım. Bir diğer 9 lira 17 kuruşu aldığım kitap ise sanırım herhalde her koşulda kendisini okuyabileceğime inandığım ve 9 liraya bulunca da kaçırmak istemediğim bir kitaptı. Livaneli'nin Gözüyle Kartal Avlayan Yazar Yaşar Kemal kitabını aldım. 9 lira 17 kuruşu olduğunda ve bir Livaneli olduğunda hemen almak istedim. Bilmiyorum ne zaman okurum ama en kısa sürede okumak istiyorum. Çünkü... Ve gelelim kargolarıma tuttuğum şeylere. Sırf bunları açabilmek için erkenden eve geldim. O kadar düşünün. Şimdi öncelikle bunu açayım. Ya buradan başlayayım. Bu çok güzel kargolanmış. Çok güzel paketlenmiş. Ama bu hangi kitap? Hiçbir fikrim yok. Bu gerçekten çok güzel kargolanmış. Yani bu bence çok ince düşünceli bir insanın işi. Gerçekten tebrik edeceğim. Bunu Zebrahma'dan aldım ve Zebrahma'da gerçekten uygun fiyata ürünler bulabiliyorum. Zebrahma'yı en son bahsedeceğim. Yani şunu da açtıktan sonra bahsedeceğim. Aa, 2 kitap çıktı. Ben normalde tek kitap aldım ama satıcı bir kitap daha vermiş yanına ve bence çok ince düşünceli bir insanmış kendisi. Gerçekten şu kaplamadan anladım zaten. Bir kitabım daha oldu, yaşasın. Aa, hem de şehir kitabı. Hoşça kal videomda bahsettiğim gibi kendim geliştirici kitaplar arıyordum ve bu yüzden de Pembe Fili Düşünme ilk aldığım kitaplardan biriydi. Bunu kargo dahil 12 liraya aldım. Satıcısı bence dünyanın en ince düşünceli insanlarından biriymiş. Bir kitap daha koydu. Ayrıca böyle bir kaplama yapmış. Kendisine ne kadar teşekkür etsem az. Herhalde benden 5 yıldız falan alacak ve çok güzel bir yorum yapacağım. Gerçekten bu kitabı aldığım için çok 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 mutluyum. Ve hiçbir yerinde hiçbir hasarı yok. Her şey çok güzel. Zaten orijinal kitap. Aşırı beğendim. Çok beğendim. Böyle bir kitap çıktı yanında. Kendisine gerçekten teşekkür ediyorum. Bunu da en kısa sürede okuyacağım. Zaten şiir kitabı hızlı hızlı okuyup bitirilebilecek şeylerden biri. Çok sevdim. Böyle ince düşünceli insanları çok seviyorum.
Gelelim Bir Diğer Zebra'ma Alışverişime. Bu da ikinci el kitaplardan biriydi. Bunu inanılmaz uyguna görünce hemen kaptım. İki kitap var içinde. İki tanesi 12 liraydı. Ne? Hemen aldım. Şimdi ne olduğunu göstereyim size içinde. Bu satıcıdan aldığım iki kitabın fiyatı 12 liraydı. Ve gördüğümde emin miyiz hani 12 lira mı diye sordum. İlk aldığım kitap Fahrenheit 451'di. Yani bu kitabı çok uzun süredir kesiyorum. Ama bir türlü almak fırsat olmamıştı. Ben de iki kitap 12 lira fırsatını görünce hemen kaptım. Çok ama çok merak ediyorum. Bir diğer aldığım 12 lira serisinden aldığım kitap ise yine Livaneli'nin Serenat isimli. Serenat doğru okuyorum değil mi? Aynen Serenat isimli kitabıydı. Bu kitabı da çok uzun süredir merak ediyordum. Almak istiyordum. Kısmet bu zamanaymış. Bence kitaplar bir tık eski. Ama şöyle düşünüyorum. İki kitap 12 liraya aldığım için mazur görülebilecek kitaplardan biriydi. Ve kargoları çok hızlı verdiler sağ olsunlar. Hani hemen yarın verebilir misiniz dedim. Hemen verebiliriz yarın dedi iki tarafta. Gelelim Zebramo'ya. Kitap yurdunu açmadan önce hızlıca Zebramo'dan bahsetmek istiyorum. Zebramo bütün bu ikinci el alışveriş sitelerinin yaptığı işlemi yapıyor aslında. Sadece diğer sitelerden farklı olarak kitaplar da var. Alıcıyla anlaşıyorsunuz. Tamamen alıcıyla görüşüyorsunuz. 20 liraya kadar 2 lira bir ücret kesiyor sizden. Eğer 20 liraya geçerse de %10 komisyon alıyor kendisine. Başka hiçbir şey yok aslında. Ben de 2 kitap sattım. Eğer benim sayfamı incelemek isterseniz, benim siteme bakmak isterseniz de aşağıda linkini bırakıyorum. Elimden geldikçe uygun fiyatla tutmaya çalıştığım kitapları. Çünkü eskileri verip yenileri almak çok daha mantıklı ve böylelikle hani çok fazla para vermeden de yeni kitaplar alabiliyorsunuz. Sav sistemiyle ilerliyor. Satıcıyla anlaşıp kargo ücretsiz de yapabiliyorsunuz. Ya da fiyatı da düşürebiliyorsunuz. Bazı anlayışlı satıcılar var, bazı anlayışsız satıcılar da var dediğim gibi. Ya ben Zebramo'yu çok beğendim. Herhalde aldığım kitaplardan da memnun olduğum için Zebramo'yu gönül rahatlığıyla öneriyorum. Bakmak isterseniz aşağıya linkini koyabilir miyim bilmiyorum. Çünkü bu sponsorlu bir video değil. Herhangi bir şey yok ama kullandığım bir şeyi size paylaşmak istedim. Keşke sponsorlu olsaydı. O zaman daha çok kitap alırdım. Ay şaka bir yana, gerçekten sponsorlu değil. Gerçekten beğendiğim için önerdiğim bir internet satış sitesi diyorum ve artık sıfır olan kitaplarıma geliyorum. İçinden bir tanesi kardeşime ait. Geri kalan dördü bana ait. Zaten kargocuğum buradan çıkmış. Bu arada bu kargoyu ben eve değil şeye söyledim. Kafeye söyledim. Zaten vlogda onu izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Vlogu izlemediyseniz aşağıda vlog. Haberiniz olsun. Yapmışlar. Böyle kapatmışlar. Çok güzel yapmışlar bunu. Çok sevdim. Şimdi şunu atıyorum. Ve şunu da açıyorum. Hiç kitap göstermeden size. Şundan başlayayım isterseniz. Nora'nın günlüğü. Bu direkt kardeşimin kitabı. Kardeşim Nora Pelle'yi seviyordu ve bu kitabı çok okumak istediği için aldığımız kitaplardan biriydi. O yüzden bunu es geçerek anlatmaya devam ediyorum. Ama sıfır hasar. Açı böyle daha iyi oldu. Keşke hep böyle yapsaymışım. Neyse artık gelelim bir diğer kitabıma. Bildiğiniz üzere Karbon Kitapları Cep Kitaplar diye yeni bir kitap şeyi çıkarttı. Ve 3 lira. Yani 2.90 liraya bir fiyatı var. Bunu görünce çok merak ettim. Ben de okumak istediğim, hatta kütüphanede bulup aldığım ama bir türlü okuyamadığım bir kitap seçtim. Virginia Woolf'un Kendine Ait Bir Odasını seçtim. Bence ilk bakış olarak şahsen sevdim. Puntoları güzel. Yani ben bunu yolda rahatlıkla okuyabilirim. Hatta şeyi de güzel.
kapak yapısı, sayfa yapısı falan. Hele 3 lira için mükemmel yani. Ama tabii ki net yorumlarımı okuduktan sonra sizinle paylaşacağım. Hatta ve hatta isterseniz bu cep boylar hakkında bir video çekebilirim. Güzel miydi, rahat mıydı diye. Ama yeni kitap kokusunu çok seviyorum bu arada. Gelelim bir diğer kitabımıza. Aslında iki kitap feminizmle alakalı. Bir kitapsa uzun süredir okumak istediğim ve yorumlara çok bayıldığım kitaplardan biri. Öncelikle Kadınlar Ülkesi'yle başlamak istiyorum. Bu kitabı, Gezici Kütüphane'yi bilmem biliyor musunuz ama şu aşağıya adını yazdım. Onun sayesinde keşfettim ve herkes okurken aşırı merak ettim. Bu bilim kurgu klasiklerinden biri. İtaki Yayınları'nın çıkarttığı bir kitap. Aşırı merak ediyorum. Racim de var içinde. Hep elim gitti alayım almayayım. En sonunda aldım. Çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Ya şu an burada çıkan bütün kitapları çok merak ediyorum. Hangisiyle başlasam onu düşünüyorum. Düşünün yani. Bir diğer kitabım ise yine Karanlığın Sol Eli. Ursula'nın kitaplarını gerçekten merak ediyorum. Yazarın dilini, tam olarak içeri alışını, her şeyle çok merak ediyorum. Ve gerçekten bu kitabı da aşırı merak ediyorum. Umarım Ursula'yı severim. O zaman alacağım birkaç kitabı daha var. Bu kitaptaki en büyük olaylardan biri bence. Türkçem artık gitti heyecandan. Cinsel kimliğin bir statü ya da güç aracı olarak kullanılmadığı bu gezegende kişiler yılın belli bir döneminde o anki hormonal durumlarına göre erkek ya da kadın olmaktadırlar. Çok güzel değil mi? Yani bu nasıl bir zeka? Kitap yazanlara hep özeneceğim ve hep özenmeye de devam edeceğim. Gerçekten çok 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 merak ediyorum bunu da lütfen. Çok merak ediyorum. Ve gelelim son kitaba. Bilber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabı. Bu sizi geliştirecek kitaplardan biriydi. Yorumlarını okudum. İşte bu kitabı bitirdiğimde çok mutluyum. Bir an önce bunları hayata geçirmek istiyorum diyenlerini gördüm. Yani ya İlber Hoca'nın tavsiye ettiği 25 yabancı film var diyor burada. Tam olarak bu dönem aradığım kitaplardan biriydi herhalde. Bunları bir an önce okumak istiyorum. Canım kitaplarım. Ve aldığım kitaplar bu şekilde. Şu an bu kadarını gösteriyorum. Dediğim gibi 3 kitap daha gelecek. 3 kitabı da muhakkak size göstereceğim. Çünkü onları da çok merak ediyorum. Size tam olarak gelecekten sesleniyorum. Kargom geldi. Bugün cumartesi. Hazır mısınız açmaya? Evet, gelelim aldığım kitaplara. İlk olarak bu seriyi biliyor musunuz bilmiyorum ama Rosemary Sahil romanı yazıyor. Bu serinin 2 ve 3. kitabını almıştım. Tehlikeli Temas bende vardı. Geri kalan 2 ve 3'ünü aldım. Bunu tamamlamış oldum ve bunları toplam ikisini birlikte 20 liraya almış oldum. Bu arada bu artı 18'lik bir kitap, belirteyim öncelikle. Ve son olarak bence aldığım en iyi fiyata ürünlerden biri. Yani çünkü şu an bu kitabın liste fiyatı her yerde çok pahalı. Ben 25 liraya aldım. Ama asla adını okuyamıyorum. La la la. Bu kitabı aşırı merak ediyorum. Gerçekten aşırı merak ediyorum. Böyle dosyaların falan olması aşırı ilgimi çekiyor. Ay bu da bence güzel geldi. Bu kitabı 25 liraya aldım. Bunları 20 liraya aldım. Bir de kargo ücreti ödeyerek toplamda 50 lira verdim bunlara. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra belki bir arkadaşınıza beni önermek istersiniz. O zaman da lütfen videoyu paylaşmayı unutmayın. Alta yorum yaparsanız bu kitaplar hakkında ne düşünüyorsunuz, neleri okudunuz?
nasıl buldunuz ya da bu kitabı okuyunca muhakkak yorumunu çek dedikleriniz her şeyi bana aşağı yazabilirsiniz. Umarım kitapların hepsi çok çok güzeldir. Zaten bütün kitapların hepsi çok güzel. Kitaplar güzeldir. O yüzden çok heyecanlıyım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Kocamı öpüyorum. Bye bye.